Özgecan Aslan cinayetinin ardından Adana'da da toplu taşıma araçlarına panik butonu ve kamera sistemi geliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tavsiyesi üzerine hazırlanan kriterler de sürücülerin sağlık ve psikolojik durumları da testlerle ölçecek. Özgürlük, kadın, yaşam, özgürlük. Adana'da toplu taşıma araçlarına panik butonu ve kamera sistemi geliyor. Ayrıca şoförlerden uyuşturucu kullanmadıklarına dair rapor da istenecek. Konulması gerekiyor, bütün araçlara konulması gerekiyor. Sadece otobüslere değil bu yani. Üniversiteli Özgecan Aslan'ın minibüs şoförü tarafından vahşice öldürülmesi, ardından Adana'da bir genç kıza cinsel saldırıda bulunulması Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Başsavcılık tarafından kadına yönelik şiddetin ve istismarın önlenmesi için genelge niteliğinde kriterler ortaya konuldu. Yazıda toplu taşımacılık yapan tüm araçlarda güvenlik kamerası uygulamasının başlatılması, yolcular için panik butonlarının bulundurulması, sürücülerin psikoteknik test ve eğitimlere tabi tutulması, ayrıca uyuşturucu kullanmadıklarına dair belge istenmesi ve gerekli denetimlerin yapılması istendi. Hazırlanan kriterlerin uygulanması Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, denetimi ise Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. Minibüs şoförleri uygulamayı memnuniyetle karşılarken kadınlarsa yine de tedirgindi. Bazı insanlar var, şoför arkadaşlarımızdır. Hani insanların tehlikeye sokuyor, toplu taşımayı tehlikeye sokuyor, trafiği tehlikeye sokuyor. Bunun yapılması iyi olur tabii yani. Mesela panik bir an olsa bile bir insan yapacağını kafasına koyduysa zaten yine yapar. Ona basmaya fırsat vermez. Ramazan